satsın. Ne yaptın yine ya? Hoş geldin kuzum. Özledin değil mi beni? Özlemez olur muyum? Elim kolum musun sen benim Melike? Gergin ablam, yine geldin. Bir kerecik yaramazlık işe yaradı. Ablamın bir an mı getirdi babacığım? Hayır çiçeğim, ben getirdim. Ben kötü bir şey yapmadım babacığım. Bana kızgın mısın? Değilim bebeğim, değilim. Ama sen de artık tek başına iş yapmayacaksın. Tamam? Miran'la konuşmak da yok. Niye getirdin yine bu kızı buraya? Öyle güzel sarılalım diye o kadar çok dua ettim ki. Teşekkürler Allah'cığım. Bundan sonra hep böyle sarılacağız çiçeğim. Hep böyle sarılacağız. Hazır mısın Zehra? Hazar Bey, sen az gel hele. Ne oluyor anne? Sen gene mi buradasın? Ne zaman kurtulacağız senden? Dede. Dede, yine korkunç olup ablamı kaçırma. Gül Hanım, sen az geri dur bakalım. Yetmedi mi başımızı açtığın bela? Dede dokunma. Azat. Azat çekil. Daha kaç kere bu kız avlunun ortasında karşıma dikilecek? İstemiyorum onu. Gideceğim zaten, merak etme. Kalmayacağım elinde. Ya baba. Zehra sen niye oyalanırsın? Ne oluyor? Gidemeyiz Hazar Bey. Bu evden dışarı adımımızı atamayız. Sana daha evvel de söylemeye çalıştım. Eğer gidersek Reyhan'ı kaybedeceğiz. Ya niye? Babamın etmediği laf kalmış mıdır Reyhan'a? İşte bundan gayrı duymayacak kızım. Sen niye öyle diyorsun? Nasıl ha, eğer Hazar giderse Reyhan'ın bu evin öz kızı olmadığını ona söylerim dedi. Yok. Bu kadar ileri gidemez. Ya bu kadarını da yapamazsın baba ya. Yapamazsın ya. Bir de bana dikleniyorsun. Nereye gideceksin lan? Dede bırak. Oğlum asıl sen bırak. Hem bu kızı hem de bu işin peşini. Bırak kızımı baba. Ben getirdim. Ben götüreceğim. Dokunmayacaksın artık ona. Hemen konuşacağız seninle. Benim ne diyeceğimi biliyorsun Hazar. Ne oluyor baba? Sen şimdi bana hiçbir şey sorma kızım. Birazdan gideceğiz buradan. Dördümüz gideceğiz. Ne? Nasıl? Ben kimseyi tehdit etmedim. Buradan gitmeye kalkarsanız herkesin içinde Reyhan'ın öz olmadığını, onu nasıl yalanlarla büyüttüğünüzü söylerim dedim. Bunu da yaparım Hazar, bilirsin. Yapamazsın ya. Bu kadarını yapamazsın. Yaparım. Beni evladımdan edeni, ben de evladımdan eden. Ya, evladını sevmek... Senden uzakta olsa iyi olsun, mutlu olsun diyebilmektir ya. Yanımda olsun da her gün ölsün demek değil. Sen niye yaparsın bunu bana baba? Hiç mi tanımazsın sen oğlunu? Bu tehdidi yaparak evladından olmadın mı sanırsın? Beni kalbimle vurarak benden oldun sen. Kalbimden babamı söküp attın ya, attın.
Elimi kolumu bağladın sanırsın ama... engel olamayacaksın ama. Engel olamayacaksın. Sana rağmen... ailemi de alıp... çekip gideceğim buralardan. Hazır! Benden günah gitti o zaman. Reyhan! 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 Baba yok be. Reyhan! Baba. Baban sana bir şey diyecek. Ne oluyor baba? Baba bir şey mi oldu desene? Kızım. Ben seni kendi gözümden bile sakındım. O güzel yüzüne bakmaya bile kıyamadım bazen. Daha nasıl sevsem, ne etsem de senin canına değsem diye düşünüp durdum. Sen doğduğunda, anan seni ellerime verdiğinde, sen benim içimi öyle bir doldurdun ki Reyhan. Ben nefes alamadım kızım. Dedim Hazar nefes al. Nefes al. Reyhan'a da nefes ol. Onun için yaşa. Bundan sonra da hep böyle olacak biliyorsun değil mi kızım? Biliyorum tabii baba. Ben hala ayaktaysam senin bana verdiğin nefes sayesinde. Biliyorum ki sana sarılınca bir anlığına da olsa her şey bitecek. Nefes alabileceğim. Benim bütün derdim sizsiniz. Ben o yüzden giderim istiyorum. Hep beraber. Gitmeyeceğiz kızım. Burada kalacağız. Burada kalmamız gerekiyor. Ama gideceğiz demiştiniz. Anne. Sen burada oldukça kimseye huzur yok. Hadi çek git. Gitmeyeceğiz dedim işte. Gitmeyeceğiz. Ama bundan sonra herkes bilsin ki bu konakta hiç kimse ailem hakkında tek bir kelime bile etmeyecek. Herkesin iyiliği de kötülüğü de kendine kalsın. Cihan sen de aileni uzak tutacaksın artık bizden. Kimse Reyhan'a ilişmeyecek. Eğer ki Reyhan'ımın gözünden tek bir damla yaş dökülsün... karşısında beni bulacak. Anladınız? Ben canıma doydum gayrı. Doydum! Öyle kalacak mıyız gerçekten? Kalacağız ama kızım şimdi bir şey sorma ne olursun.